Sevgili YouTube, Kartel Tycoon'un yeni bir ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Biz kaldığımız yerden tarlalarımızı, ticaretimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bakalım bize oyun neler getirecek? Şu an yasal para olayını çözdük ve sinerji oluşturarak kendimizi işlerden çekeceğiz ve sistemin bizim için çalışmasını sağlamaya çalışacağız. Sizler de bu sırada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de biraz sistem için çalışın sevgili dostlar. Hadi bakalım. Konut için varış noktası olarak havaalanını seç. Şimdi konut nerede abi? Konut budur. Tamam. Ha. Burada bizim elemanlar var. Taşıma 1, 2, 3, 4 tane kamyonumuz var herhalde. 3 tane. Güç 3. Tamam. Havaalanı. Taksi. Escucha. Babuş, sen evine git ya. Sen evine git takıl. Cesar Garcia etti. Mister BB. Namı değer Mr. BB. Hadi lan şunu artık şeye çevir. Afyon'a çevir. İsimlendirebiliyor muyuz acaba çiftlikleri? Buradaki şeyleri de değiştirebiliyoruz ha. Tamam. Güzel. Paramız artıyor. Garcia etti. Sen takıl. Garcia etti. Garcia etti. Sen bir eve gel eve. Eve gel Garcia etti. Değişik bir oyun demiş Akça Beyciğimiz. Acaba bunları ben geliştirebiliyor muyum? Dur bakayım. Gelişimleri satın almak için şehirde bir bina araştırma merkezi kurmalısın. Bir araştırma merkezi kurmalısın. Taksi şirketi. Araştırma merkezi. Neyse şey görev gidelim yani şu anda. Ama bayağı farklı şey var. Bir de her şehir farklı dedi bak adam bize. Mesela şu nedir abi? Çok yakında depo. Yerli bölge. Buraları acaba depo olarak mı kullanacağız? Başka şehir. Hapishane. Çok yakında. Başkan ile konuş. Yapılar. Oo, hastane, kuyumcu. Peki. Şu bizim şehirdeki başkanla bir konuşalım bakalım. Başkan Juan Sierra. Bir iyilik iste. Selam bile vermeyecek misin? Gece pudra şekerini fazla kaçırdın herhalde. Özcan sen misin lan bu? Özcan sen misin lan? Namı değer hayırsever. Üzgünüm dostum. Ama vakit nakittir değil mi? Elbette baron. Anlıyorum. Senin için ne yapabilirim? Terörü hafiflet. Bölgede ele geçiren mülkleri iptal et. Kalan aktif yıldızı dondur. Allah Allah. Neyse buralara girmiyorum ben şu an için. Çok yakında ısınmak için para yakacaksın Sayın Sinan Escobar. Aynen öyle Özcan'cım. Üretim güzel gidiyor şu anda. Yavaş yavaş adım adım gidelim ki. Müziğin tadını çıkartalım değil mi? Paranın sesi bunlar arkadaşlar. Paranın sesi. Para kesiyoruz para. Şu an para kesiyoruz. $8,490 yasal paramız var. $55,000 kara paramız var. Bunu hemen yasal paraya çevirmemiz lazım. Şu görevi yapayım da. Ondan sonra
yapılardan. Şöyle güzel bir salsa kulübü. Bakayım ne kadar bunun aklama olasılığı. Aklanan para 600 dolar. Geç. Kilise 2800 dolar. Ama 7 günde. Çok uzun. Luna Park 2800 dolar. 3 günde. Olabilir. Kumarhane 12 bin dolar 7 günde. Sinerji de tamamlandı bu arada. Bakalım dur yeni görevlere bakalım. Sezar Kurut'un balkonuna yaslanmış sigarasını içerken bir yandan kaçak mal taşıyan kamyonları izliyor. Anı düşünün, gözlerinizi kapatın. Ardından telefon bir kez daha kulağına getirilir. Başkası getiriyor artık telefonu bak. Sorumlu olmak iyi hissettiriyor değil mi? Aynen yabancı. Birlikten kuvvet doğar. Yine de hala yapacağımız birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Sezar iç çeker. Sigara dudaklarından sarkmaktadır. Daha fazla sürücü mü? Hayır hayır dostum. Onlar yalnızca makinenin çalışmasını sağlayan çarklar. Vekiller daha karmaşık görevleri yerine getirmekle yükümlüler. Yani Sezar senden bahsediyor. Senden sağlam bir görev isteyecek Sezar. Bir tanesine ulaşmaya çalışıyorum. Yakında konutta acemi seçimi yapabileceksin. Tamam. Seni bir lider haline getireceğiz. Sezar güler ve sigarayı ağzından ofisin parke zeminine atıp ayağının altı ile ezer. Senin gibi bir lider olmak yalnızca telefon kablosunun ucundaki bir ses olmamı gerektiriyorsa ilgilenmiyorum. Söyle bana, makinenin çalışmasını sağlayan çarklardan ne kadar farklıyım? Adını bile bilmiyorum ortak. Yabancı sessizleşir. Sesindeki pürüzsüzlük yavaşça değişmeye başlar. Seni anlıyorum. Belki de kendimi tam anlamıyla tanıtmanın vakti gelmiştir. Kim lan bu? Tanıyalım bakalım. Bu görev yerine getirirsen yakında görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Cesar Garcia etti. Konuttan vekil işi al. Kartelde en az iki vekil bulunur. Maaşını arttırarak vekilin bağlılığını arttırır. Arttır. Peki. Kara para ile ödemeleri sağlamak ve maaş masraflarını karşılamak daha karmaşıktır. Ancak iyi yönetilirse zaman kazandırır ve yasal paranın en çok ihtiyaç duyulan zamanda kullanılabilir olmasını sağlar. Seçeneklerini iyi değerlendir. Şimdi vekil işi alacağız. Bu vekilin maaşını kara parayla mı vereceğiz, yasal parayla mı vereceğiz? Onun kararını isteyecek bizden galiba. Vekil işi al. Vanessa Diaz Venci. Namı değer Karadul. Ay. Tony Quintero. Namı değer canavar. Savaşçı kraliçe. Gücü. Ha, dur bakayım yetenekler. Suikast. Oo, oğlum çok iyi lan. Kiralık katil. Soru sormadan itaat eder. Belki de Vanessa'nın kalbi uzun zaman önce çalındı. Ya da muhtemelen hiçbir zaman bir kalbi olmadı. Sinsi ve gaddar. Şu ana dek hiç yakalanmadı. Maaşı ücretsiz bunların ha, beleş. Gücü çok kötü. Gücü bayağı iyi bu arada. Kabiliyetleri de var ha, anlaşma yap. Şahin. Şimdi Vanessa Diaz'ı bir alalım abi işe. Bu kadına ben taşıma görevi vereceğim. Teslimat ve taşıma görevi vereceğim. Suikast da yapılıyormuş. Adam kaçırma. Bunlardan hangileri açık acaba? Neye göre belirleniyor? Bunlar pasif olanlar mı? Şunlar aktif olanlar mı? İşe al Vanessa'yı. Bu vekil yeni baron olabilir. Al işe ya. Şimdi bu kimmiş? Wilson ailesi bu toprakların nesilden nesile bıraktı ve gereğinde şiddetle savundu. Tüm bu mücadelelerin ardından Ahiga bu ortamdan uzaklaşmak ve zengin olmak istiyor. Daha iyi bir gelecek için çok çalışmaya ve ellerini kirletmeye hazır.
Anlaşma yap Afyon. Bu adam o kadar iri ve tehditkar ki varlığı çoğu zaman rakipleri boyun eğdirtmeye yetiyor. Soğuk, delici bakışlarının en zor suçluları bile korkudan titreterek dizlerinin üzerine çöktüğü bilinmektedir. Yine de konuşma konusunda başkasına güvenmek daha iyi olacaktır. Ha bak buradan yasal parayla da verebiliriz, kara parayla da verebiliriz. Bak şu kadının şu görevi bayağı şey, şu yeteneği bayağı iyi. Anlaşma yapma özelliği var yani. Çeşitli faydalar için bu karakterle anlaşma yap. Neyse bir tane güçlü bir abimizi alalım işe. Bir tane daha vekil bulunduracağız. Ha dur bakayım. Küçük miktar. Bak 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 nasıl arttırıyoruz ha. Gel bakayım Vanessa'cığım. Aha. Tanışıyoruz. Yabancıyla tanışıyoruz. Pablo Escobar mı lan yoksa yabancı? Miguel Angel Gache, namı değer iblis. Konuta büyük bir canlık hakimdir. Büyük bir gürültüyle kükreyen araba motorları sürücülere emirler yağdıran vekiller yabancı ana kapıdan girer ve etrafına uzun uzun bakar. Vay abi çok karizmatik yalnız ha. Bu yere yaptıklarına bayıldım. Oda sessizleşir, bu sesi yalnızca Sezar tanır. Zengin, pürüzsüz ve içtendir. Yabancıyı karşılamak için harekete geçer. Sonunda seninle tanışmak güzel ortak. Lütfen bana Miguel de. Sezar Miguel'i vekillerle tanıştırmadan önce ikili karşılıklı selamlaşır. İşe alma işini de iyi hallettin. Yine de dikkatli ol. Her vekilin para ve güce ihtiyacı vardır. Bütün ihtiyaçları karşılarsan onların bağlılığına sahip olacaksın. Ve bu gerçekten değerli bir şey. Ancak başarısız olursan muhalif olurlar. Tahmin edilemez hale gelirler. Ha isyana da kalkışıyorlar. Bak sen şu işe. Bunu çözmenin iki yolu var. Cüzdanın veya tabancan. Aklımda tutacağım. Gayet iyi Sezar. Şimdilik zekandan çok gücüne ihtiyacım var. İşimiz büyüyor. Böylelikle tedariğimiz de. Puerto Roja'da başka bir çeteye ait liman var. En güçlü vekillerini topla ve orayı onlardan alalım. Vay! Geliyor musun? Miguel gülerek elini Sezar'ın omzuna koyar. Bu bizim için yeni bir bölümün başlangıcı Sezar. Yeterli güce sahip vekilleri Puerto Roja bölgesindeki limana taşı. Puerto Roja bölgesinin limanı ele geçir. Yasa dışı malları liman üzerinden açık bir şekilde satamazsın. Onları sebze gibi yasal malların içine koyman gerekir. Sebze de üretmemiz lazım yani. Oğlum oyun çok tatlı lan. Şimdi bunların gücü kaç? 3. Şimdi gel bakayım. Vekillerini yakından takip et. Bir vekilin bağlılığı çok fazla düşer ve muhalife ulaşırsa kontrolünü kaybetmeye başlarsın. Düşman çeteler de var aynen. Şimdi. Yavrum sana da küçük bir miktar maaş vereyim. Biraz bana sadık ol. Şimdi. Hepsini ben seçemiyor muyum? Bu adam var ya burayı tek başına alır. Dur. Birden fazla vekil gönderemiyor muyum?
dakika. Şöyle bir hepsini seçmek istiyorum ama toplu baskın yapalım oğlum ya. Bu adam olmaz. Birden fazla vekili. Sen bir gel bakayım. Liman nerede? Hepsini göndereceğim herhalde. He? Liman neredeydi lan? Şuradan. Ablacığım sen de gel. Sen gel. Hadi yavrular. Kadın ne kadar hızlı lan? Ölmeyin de. Kadın uçuyor lan. Hop. Alırız alırız. Hepsini aynı anda göndersek iyi olacaktı. Suikastı boş ver. Geliyor abi, geliyor, geliyor. Rahat alacağız ya. Liman bizde. Oyunu biraz hızlandırayım. Çatışma başlamış. Olay tarihi 1990. Kara para da aklamaya devam ediyoruz. Bunu biraz dengelememiz lazım. Aldık. Yeni bir bölüm. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Liman kırmızıya boyanmış durumdadır. Temizliğin ortasında Sezar cesetleri iskeleden atmakta olan bir vekile yaklaşır. Tony Quintero. Vekil Mugey'i gördün mü? Limana tedarik zinciri kurman için emir verdi baron. Dikkatli olun ve atölye kullanın dedi. Atölye mi? Gümrük memurları ve kahrolası yabancılar karadan veya denizden giden her kargoyu kontrol ediyor. Bu yüzden onları yasal ürünlerle kaçırmalıyız. Çok mantıklı. Hemen işe koyulmalıyız. Evet baronum ama çıkar ağzındaki baklayı. Anlaştığın adamın adı Miguel Engelgacha ama ona iblis diyorlar. Hani şu uygulamaları çalmadan önce kurbanlarını baştan çıkaran iblis. İnsanların lakaplarını aldırış etme dostum. Aa yani diyor ki Migre'e de güvenme diyor Quintero. Lakaplar sahte kargolarımızın dışarıdan görünüşü gibidir. Bana solucan derler. Benim solucan olduğumu mu düşünüyorsun? Sence neden yeni bir ortak arıyordu? Çünkü tüm sorumluluğu eski arkadaşının üzerine yükledi ve o şimdi içeride. Dikkatli olmasın baronum. Vay. Annem falan mısın? Tüm hayatımı şüphe içinde geçirseydim başka hiçbir şeye vaktim olmazdı. Hadi ama vekil biraz inançlı ol. Yapacak işlerimiz var. Quintero'nun bunu söylemesi garip. Kafası çalışmayan bir adam. Kadın söylese daha çok inandırıcı olurdu benim için. Şimdi dur. Ya ben bu vekillerin hepsini nasıl seçebilirim acaba? Dönün lan Beyze dönün. Eve dönün. Gustaría
Figüel sen burada kal. Yine de güvenemedim Miguel'e. Sahte kargo. Yenileme. Ne? Herhangi bir vekili Puerto Rico bölgesindeki liman hattı yapıya yerleştir. Herhangi bir vekili Amado bölgesindeki havaalanı hattı yapıya yerleştir. Allah Allah. Şimdi en güçlü vekilimizi bence abi oraya koyalım. Oo, burada da genel yetenekler de varmış. Oyun hoşuma gitti ya. Mr. BB. Güzel güzel güzel. Şimdi sahte kargo üretmek için şey yapacağız. Bir. Kontrolü kaybetmemek için şey yapmamız lazım. Vekilleri mekanlara yerleştirmemiz lazım. Bir vekil yardımıyla kaçakçılık noktaları korunmalıdır. Aksi takdirde kontrolünü kaybedersin ve düşmanın kontrolüne geçer. Tamam. Açıldı burası şu anda. Yetiş buraya Quintero. Çok güzel. Güzel. Buraları koruyoruz şu anda biz. Burası bizim merkezimiz. Burayı kaybetmememiz lazım. Buradan da yakında ticarete başlayacağız. Sahte kargo için. Atölye inşa et. Peki. Atölye. Ya buralara falan inşa edebilirim herhalde. Bir dakika abi. Şöyle bir yol çıkaracağım buraya abi. Gel abi atölye. Araçlara bak, araçlara 2000 dolar harcadık. 15.000 dolar yasal paramız var. 50.000 dolardan da biraz az kara paramız var. Ekonomiye bakalım. Gelir. 26.000 dolar kara paradan geliyor galiba. 10.000 dolar da şeyden geliyor. Gider. Yapı bakımını geç abi. Vekil maaşını geç şu anda. Tablo. Grafik. Kara para. Yasal para. Kara parayı çok güzel kazanıyoruz da yasal paraya çevirme olasılığımız biraz şey. Düşük. Neyse. Atölyeyi kurduk. Sebzelerin içine paketlenmiş 40 birim afyon üret. Sebze. Ha. Bir dakika oğlum, burada bir karmaşıklık var. Şey yapacağız. Sebze. Afyon. Depoyla alakası yok bunun değil mi? Hepsini kapsıyor mu? Kapsıyor. Şimdi şunu sebzeye çevireceğim ben tekrardan. Demek ki sebze de üretmek gerekiyor. Hatta bu afyonda kalsın, şunu sebzeye çevirelim. Şöyle, şöyle olsun. Lojistik. Tamam. Tamam. Buna biz o zaman varış noktası mı seçeceğiz? Bu mu?
depo. Limandan satacağız ha. Yani limana götüreceğiz. Bir dakika. Aynen öyle. Üretim. Peki. Depo. Şeyi merak ediyorum. Yani buradan ben direkt şöyle mi yapacağım abi? Yok, böyle de değil. Sebzenin içine eklemiş 41 afyon üret. İçerik afyon muhafaza sebze. Otomatik olarak şey almadı. 59 dolar bakım maliyeti gidiyor. Şunu bir şöyle yapayım. Bir dakika durdurayım bir. Lojistik. Ağ taşıma boşta. Şimdi şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Buraları ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Buraya da ekleyemiyoruz. Bunu sadece buraya ekliyoruz. Anladım. Bu limana bağlanacak. Bunda sıkıntı yok. Peki. Buradaki malzeme için ben illa depodan bir şey mi yapacağım abi? O zaman şöyle yapsak. Üretim istatistik bilgi. Havaalanı. Kapat. Böyle yapacağız ha. Atölyeyi. Ek varış noktasını yapmak için de şey yapacağız o zaman. Bunu geliştireceğiz. Ya da bir tane daha depo üreteceğiz. Anladığım kadarıyla. İki tane depo olacak. Bunlardan bir tanesi şeye çalışacak. Havaalanına. Bir tanesi de atölyeye çalışacak. Doğru mu anladım acaba? Tabii mantığı doğru kurdum galiba. Şimdi buna bir gelsin bakalım da. Göreceğiz. Şu kadını da seni ben bir şuraya getireyim ablacığım. Siz nereden gidiyorsunuz lan? Seni ben buraya bir taşıyayım abla. Şimdi şunlar bir gelsin abi. Burayı çözemedik. Depo hattı yapının depolama alanı doldu. Kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekersen memurlar yasa için malzemeler için depoya baskın düzenler. Buna göre hareket ederler. Abi buraya niye taşınıyorsun ki ya? Biz neyi yanlış yaptık ki burada? Ben getirmeye başladı galiba. Lan sonunda ya. Oğlum nereden gidiyor ki bu kadar? Hah. Biraz geç algıladı oyun.
Buradan da limana gönderiyoruz. Bak karışık mal gidiyor. Tamam ağ kurduk. Güzel. Yürü bakayım koçum. Yürü bakayım. Limandan da başka bir yere. Güzel. Taşıma kapasitesi. Neden biz limanı tercih ediyoruz? Çünkü taşıma kapasitesi çok daha fazla olduğu için limandan. Tamam. Peki. Güzel. Şimdi aslında bir tane daha depo. Çok ters tarafa kurmuşuz biz depoyu. Şimdi buradan oraya gönderiyoruz. O zaman benim ne yapacağım abi? Bir tane daha depo inşa etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Yanlış düşünüyor diye olabilirim ama atölye. Şuraya bir tane daha depo koysam yemiyor mu? Hadi lan yersin lan. Ha şöyle koy. Yol yapalım. Şöyle düz. Şöyle gel abi. Direkt şöyle koyalım hatta. Tamam, yolumuzu da yapalım. Bu depoyu da havaalanına göndereceğim. Güzel güzel. Sen de babuş. Aha buraya git. Bol bol sevkiyat olsun. Yirmi bine kadar çıkardık yasal paramızı. Gayet iyi. Bunu da ileride aktif hale getiririz. Konut. Kara parayı kaçakçılık noktalarına ihraç eder ve para aklayan şehir yapılarına depolar veya teslim eder. Ayrıca burada vekil işi alabilirsin. Ha, başka yerlere de konut yapabiliyormuşuz. Güzel. Koleksiyoncu konutu, modern konut, parti konutu, gıda fabrikası, havaalanı. Havaalanı da yapabiliyormuşuz. Laboratuvar. Kimyasal tesis, tarla, kereste fabrikası. Aa yapı yık var lan dur. Aa varmış. Daha yeni görüyorum ya. Yık lan burayı. Yıkım da patlıyor olmuyor. Evet, kara paramız güzel. 20 bin dolarımız var. Kara parayı hızlandırabilmek için bizim biraz daha şeye ihtiyacımız var. Tarlalara ihtiyacımız var. Şuralara tarla kurabilirim mesela. Şöyle
çatır çatır kurabilirim tarlaları bak böyle. 1, 2, 3. Şuralara da tarla kurabilirim. Buralara da tarla kurabilirim. Buralar hep şey. Verimli araziler. Kartelimizi genişlettikçe kurabiliriz diye düşünüyorum. Neyle kurabiliriz? Konutla. Yani ben konut inşa ettiğim zaman alan sahibi oluyorum. Yani yeni konut kuracağım. Anladınız mı? Mesela konuta geleceğim. Şu konutu kurdum ya, şu etrafındaki sarı alana yerleşimler yapabilirim. Tamam, çözdüm. Hatta bir daha teyit edelim. Şuraları kuramamam lazım benim mesela. Şey. Bak gördünüz mü? Buraları kurabiliyorum. Daha bir buralara da kurabiliyorum lan. Ama o da şehri bizim olduğu için mi acaba? Bu şehir tamamen bizim ya, o yüzden herhalde. Oo, buralara falan kuruluyor. Neyse, buraya bir sistem yaparız. Tamam, görevi yapıyoruz yavaş yavaş. İsterseniz bölümü burada noktalayalım sevgili YouTube. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kartel Tycoon güzel oyun. Hoşuma gitti. Beklediğimden detaylı açıkçası oyun. Çünkü burada görmediğimiz terör seviyesi falan filan da var. İşin içinde savaşlar falan da var. Baskınlar falan da var. Bakalım nelerle karşılaşacağız, daha hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ama bambusuz kalmayın. Saygılar, sevgiler.